Ben Yaşar Şahin. 2019 yerel seçimlerde Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı olarak seçildim ve görevimize devam ediyoruz. Ayrıca 3 ilçemizle ortak kurduğumuz Oksijen Yerel Eylem Grubu Başkan Yardımcısı olarak da görevime devam ediyorum. Merhabalar, Ömer Arslan ben. Oksijen Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürüyüm. Oksijen Yerel Eylem Grubu Derneği 3 ilçede faaliyet gösteriyor. 3 ilçeyi kapsıyor. Büyük yeklerden birisi. İlk aşamada kurulan yeklerden birisi. Gürgentepe, Perşembe ve Çamaşı ilçelerimizi kapsıyor. Başkanımla istişare halindeyiz zaten sürekli. Yönetim kurulumuz sağ olsun bu konuda bizi oldukça rahatlatıyor. Elimizi kolaylaştırıyor. Çünkü sürekli bölgeye ne katabiliriz anlayışı içerisinde bir yönetimimiz var. Bu bizim çok büyük bir şansımız. Bu süre içerisinde burada bir kır kafesi oluşturma fikrimiz oluştu başkanımla. Öncelikle zaten burada bir yöresel ürünler satış büfesi oluşturduk. Otantik bir ahşap büfe oluşturduk. Ondan öncesinde kadın kooperatifleri 3 ilçemizde olduğu gibi, diğer ilçelerde olduğu gibi Gürgentepe'de de oluşturduk. Onlara sanitasyon eğitimleri verdik, hijyen eğitimleri verdik, kooperatifçilik eğitimi verdik. Onlara ekipman aldık. İlk başta gerekli ekipmanların haricinde burada kurutma birazcık problem olabiliyor. Kurutma makinesi tesis ettik. Orada üretilen ürünlerin satılabilmesi adına bir yöresel ürün standı oluşturduk. Güzel bir büfemiz var. Daha sonra burayı daha çok geliştirmek istedi başkanım. Sağ olsun uzun çabalar sonucunda güzel böyle bir piknik alanı, mesire alanı, aynı zamanda bir sosyal etkinliklerin de oluşabileceği bir alan tesis etti. Kendilerinin yapmış olduğu zaten güzel bir ahşap yapımız vardı. Bu yapı içerisine biz mobilya desteği sağlamış olduk. Sağladığımız mobilya desteğiyle, işte mutfak ekipmanları desteğiyle biraz daha hızlı harekete geçirme avantajımız söz konusu oldu. Daha sonrasında bu böyle bir hakim noktada işte olmazsa olmazımız bir seyir dürbünü, vatandaşların ücretsiz şekilde kullanabileceği bir seyir dürbünü de tesis ettik buraya. Özellikle alanın uzay gözlemine uygun olması hasebiyle güzel bir gözlem ahşap üzeri ve tavanı cam mekan olmak kaydıyla bir gözlem kulübesi oluşturduk. Sonrasında gözlem kulübesinin içerisine profesyonel teleskoplar aldık. Buradaki amacımız şuydu. Çok klasik, sürekli tekrarlanan coğrafya kaderdir algısını aslında yıkmaya çalıştık. Çünkü burada başarılı öğrencileri özel gökyüzü olayları olduğu dönem içerisinde burada idealist öğretmenlerimizle alıp gelip burada işte atıyorum kanlı ay tutulması, atıyorum meteor yağmuru, o süreçler içerisinde getirip çocuklara Gürgentepe'nin haricinde bir hayat olduğunu, bambaşka bir evren olduğunu anlatmak istiyoruz. İki çocuğa dokunabilirsek, fiziğe merak sarabilirse niye bir Aziz Sencer daha çıkmasın, o da Gürgentepe'den çıkmasın. Ha, ne gibi faydaları var? Tabii ki yeni gelişen, yeni yaptığımız bir yer, yeni donanım sağladığımız bir yer. Bunların elbette ki faydası var. Buraya gelen insanlarımız çayını, kahvaltısını içmenin yanında burada oturuyor. Tepenin kendi yapısı itibariyle zaten bir seyir tepesi, seyir alanı buradan mevcut. Gerek ilçemizi, Gürgentepe ilçemizi seyretmeye gerekse buradan Ordu, Ulubey gibi ilçelerimize de bakabilmesi açısından, ayrıca yeni kurmuş olduğumuz ve ücretsiz olan dürbünümüz sayesinde de buraya gelenler hiç olmasa bir çeşitlilik yaşıyorlar. Diğer inşallah ileride içini de donatacağız ve buraya gelenlerin çerezini, fındığını, efendim içeceğini, dondurmasını, bu gibi şeyleri bulabileceği büfemiz hazır. Büfenin önüne de bir sahne yine devam ediyoruz. Ömer Bey ondan yine bahsetti. İşleri hep o takip ettiği için bir çırpıda hepsini saydım maşallah. Bu hareketliliği de var. Kendinin gerçekten böyle hareketli, çalışkan, araştıran, efendim böyle güzel bir şeyler ilk defa olması gereken veya ilk defa burada olsun ve en iyisi olsun gayreti de bizi son derece mutlu ediyor, memnun ediyor. Oraya da bir sahne yapıyoruz. Sahne, eğer burada herhangi bir faaliyet varsa, düğün, nişan, konferans, konser veya konser gibi herhangi bir etkinlik burada olduğu zaman o sahne olarak kullanacak orada hazırladığımız yer. Malum İPART 2 süreci artık sona eriyor. Bizim bütçelerimiz tamamlanıyor. İPART 3 başlayacak. Onu da zaten müjdesini aldık biliyorsunuz. 2028'e kadar bu desteklerimiz devam edecek. Leader kapsamında bizim de faaliyetlerimiz devam edecek. Bu bağlamda başkanımın bahsettiği bir otel. Onun haricinde bir de şey var. Hani her üç ilçemizdeki belediye başkanlarımızla, kaymakamlarımızın da çok hoşuna giden şu meşhur sırt çantalı turistlerin
günübirlik onları ağırlayabileceğimiz kapsül otel projemiz mevcut. Burada ciddi bir doğa parkuru oluşturmak istiyoruz. Özellikle mevsiminde muazzam şekilde insanların trekking yapabileceği, ATV'lerle gezebileceği bir alan düşünüyoruz. Bir de gördüğünüz aşağıya şu manzaramızı görüyorsunuz. Buradan karşıya bir zipline projemiz var, başkanımızın önemsediği. Bir kere yeni, zaten biliyorsunuz ilk başta zaten 50 yekle başladı. Şimdi 100'e çıktı ikinci etap. Zannediyorum ki bu yavaş yavaş artarak devam edecek. TKDK nasıl 81 vilayete yayılıyorsa yerel eylem grupları da yayılacak. Zaten Ana Avrupa'da biliyorsunuz 30 küsur senedir devam eden Leader programı üzerinden devam ediyoruz. Bu bağlamda en önemlisi ismindeki yerel eylem grubu mantığının kavranması. Son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Deneme süreciydi biliyorsunuz. İparti 2'deki ilk partımız bitti. Henüz bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Maratona yeni başlıyoruz. Bizler alıştık, kurumlar alıştı. Çok yeni bir faaliyetli lider. Türkiye için çok yeniydi. Taşlar yerine oturmaya başladı. Oturup dinlenme değil, tam tersine koşturmaca zamanımız başlıyor. İparti 3'te çok muazzam yatırımlarımız gelecek diye umut ediyorum.